neler yapıyorsun? Burada hala birazcık katlanmış duruyor. Şimdi doğru mu duruyorsun, yanlış mı duruyorsun? Testin, yegane testi, ellerini bırakabilir misin? Eğer yanlış duruyorsan asla bırakamazsın. Şimdi giderken durmadığımızı anlamak için ayaktayken ellerimizi bırakabiliyor olmamız lazım. Tabi paldır küldür birdenbire değil. İlk önce giderken ayağa kalkıyorsun. Yokuş aşağı motor akıyor, daha kolay oluyor. Ayaktasın. Önce şunu gevşetiyorsun. Eğer böyle yapabiliyorsan şunu da yaparsın. Şöyle yapıyorsan bunu da yaparsın. Önce sol. Sonra gene yokuş aşağı birazcık hızlandır. Sonra sağ. Ondan sonra ikisini beraber dene. Tamam, şöyle hafif gevşet. Gevşiyorsa böyle yaparsın. Böyle yapıyorsan şunu da yaparsın. O seni dosdoğru durmaya mecbur ediyor. Eğer doğru durmuyorsan asla ve asla yapamazsın. Tamam. Bak bir tane yapayım. Çıkmak zorunda kalıyor zaten. Tabii ki. Dimdik durmak zorunda kalıyorsun ve de depoyu ve gidonu depoyu ve seleyi sıkmak zorunda kalıyorsun. Bak. Şöyle. Adam perendeye atacak neredeyse. Atar. Yıllarını vermiş. Çok zevkliymiş lan. Çok zevkli lan. Evet, iyi ki gelmiş. Yerisi gelir mi onu bilmem. Herhalde gelir gibi geliyor ama. Hacı bir bütçe ayırmak gerekecek galiba. Evet. Satalım şeyleri. Bak römorka da yeter. Motor almaya da yeter. Ben şu ayrımbatı yapayım da satalım. Neyi satıyoruz oğlum? Motorları. Ya da ortak bir tane alalım. Eğer dost doğru duruyorsan yaparsın. Dost doğru durmuyorsan yapamazsın. Anladım, tamam. Ve üçüncü viteste bu sefer ki motor aksın. Aksın, tamam. Çünkü motor hızlanmadığı zaman zikzaklar çiziyor, işi zorlaştırıyor. Bu tarafa doğru tatlı bir şekilde. Yukarıdan aşağıya doğru.
sertifikaları yapacağız. Oradan gelirken böyle veya böyle. Yok yukarı da yapabiliyorsun. İkinci veya üçüncü yukarı da fark etmez. İşte daima bundan sonra nizamı yönetim yoksun, burasından yoksun. Dur, devam et. Şimdi, çok güzel. Eğer doğru durmasaydı ellerini asla bırakamazdın, asla yürüyemezdin. Bunu zaten iyileştirmenin yegane yolu artık bundan sonra bol bol çalışmak. Çünkü bir saatin içinde neredeyse her şeyi sığdırdık. Olmazsa olmaz. Tamam. Ayağa kalktığında artık tümsekleri geçebiliyorsun, tırmanabiliyorsun, fren yapabiliyorsun. Şimdi ayaktayken fren yapabilmelisin ve ayaktayken vites değiştirebilmelisin. Onu da ancak şöyle yapabiliyorsun. Gidiyorsun, frene basacaksın ayaktayken. Bütün yükü sol ayağına vereceksin ki sağ ayağın boşa çıksın. Tamam. Sen ondan sonra kaldırıp kontrollü bir şekilde, hassas bir şekilde frene basabilesin. Ondan sonra vites değiştirmek için de gene aynı şey. Bütün yükü sağa vereceksin ki sol boşta kalsın, alta sürüp yukarı çekesin veya bastırasın. Onun da egzersizi şu. Bak, eğer bunu yapabiliyorsan artık sağ ayakla istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Tamam. Tek ayak üstünde gidebilmelisin. Sağ ayak üstünde de gidebilmelisin. Sol ayak üstünde şunu fark edeceksin. Sağ ayağını açtığında sele buraya yaslanacak ve buradaki baldırını biraz zorlayacak. Zaten başka çare yok. Motor artık böyleyken hafifçe şöyle gidiyor. Evet. Ama sen boşa çıkarmalısın ayağını. Anladım. Heves ve yetenek olunca bir saatte bile öğreniliyor. Evet. Bunu iyileştirmenin yegane yolu çalışmak, çok pratik yapmak. Biz bunu kendi motorlarımızda 3 aşağı 5 yukarı yapabilir miyiz? Eğer topraktaysanız hangi motor olursa olsun, ister Harley olsun, isterse scooter olsun, mutlaka bu yöntemi kullanman lazım. Gidemezsin yoksa. Tabii sizin lastik faktörü de var. Sizin motorlar Enduro. Bende Triumph var. He tamam. Evet abi, istiyorsanız neler yapabildiğini göstereyim size. İstiyor musunuz? Olur. O zaman gelin birimiz yukarıdan bir tanesini alalım, gelelim. Atla arkaya. Anahtar bende, ben de geleyim. Tamam. Sen motoru gene çevir. Seninkini de getir istiyorsan. Onu da getir. Tamam. Şöyle gel. Ben motorla gel.